yarı şaka yarı ciddi sosyal medyadan da gördüğüm gibi ben de dükkanımda buna yer verdim. Bazı insanlardan sıkıldığım için de aslında. Ama iş farklı olaylara dönüştü. Yeri gelip anlatıp para bırakanlar olmaya başladı. Hatta bunu görüp anlatmaktan vazgeçenler oldu. Esprisi oldu yani. Amacım yani ben, herkes bana dert anlatıyor da kimse benim derdimi sormuyor. Dinlemekten sıkıldım aslında. Aşk, ekonomi. Çözüm buluyor musunuz? Kendimce. Aşklara çözüm buluyorum genelde de. Ekonomide kendi başıma kaşıyamıyorum. Peki senin ekonomin nasıl? Biraz berbat. Dert dinlesek. Niye berbat? Esnafın hali ortada zaten. Türkiye'nin durumu da ortada. Küçük esnaf olarak bizim halimiz de ortada. Geçen seneki yaptığım işin hiçbirini yapamıyorum. Vergilerle boğuldum. Gelirimden çok giderim var. Özellikle de iki çocuk okutunca artık ezildim yani. Hani şu anda ne yapacağımı da bilmiyorum aslında. Önümü göremeyen bir esnafım. Bir aydan sonrasının nasıl geleceğini, ayakta durup duramayacağımı bilmiyorum. Hani iş yerim kapansa ondan sonrasını da bilemiyorum aslında. Esnaf bu durumda. Sadece ben değil, Türkiye genelinin böyle olduğunu düşünüyorum. Osmaniye'de bunu daha çok hissediyoruz tabii ki. Vallahi arkadaş, benim derdim çok. Derdim dünyadan büyük. Benim derdimi dinleyen bir dostum, bir arkadaşım Canan var. Canan'ın yanına geldiğim zaman, onunla sohbet ettiğim zaman, onunla böyle oturup iki çay içtiğim zaman mutlu oluyorum. Güzel sohbetimiz oluyor. Derdimi, meramımı anlatıyorum. Ne olacak bu ülkenin hali diyorum. Onun da artık kendine göre bana katkıları oluyor. Abi diyor, işte şöyle olur, abi böyle olur. İnan Canan çok donanımlı bir kardeşimiz. İşine gücüne çok düşkün bir arkadaşımız. Çok hijyenik bir mekan işletiyor. Ve kaliteli ürünler satıyor. Çiğ köftesinden tut, içli köftesinden tut, mantısından tut. Vatandaşın canı ne isterse sipariş veriyor. Onu vatandaşa lezzetli bir şekilde ikram ediyor, sunuyor. İşte ne olacak Canan bacım memleketin hali? Ne yapacağız? Ne yapmalıyız bir birey olarak, vatandaş olarak? Etrafımıza, çevremize ne gibi bir katkı sağlarız? Biz bunları da konuşuyoruz. Sağ olsun, çayı da çok lezzetlidir kardeşimim benim. Allah razı olsun Canan kardeşimden. Derdinizi döküyorsunuz, hem de derdimi çayınızı içiyorsunuz. Hem çayımı içiyorum, hem deşarj oluyorum, rahatlıyorum. Psikolojik olarak ben Canan'ın yanına geldiğimde o günüm mutlu ve pozitif geçiyor. Gerçekten pozitif bir gün yaşıyorum. Ondan da Allah razı olsun böyle bir hizmet dost ver. Olduğu için, öyle güzel bir hizmet bizlere verdiği için. Eşimizi, dostumuzu da seyrediyoruz buradan geçen. Arkadaşlarımızı da görüyoruz dükkanın önünde. Güzel sohbetler oluyor burada, muhabbetler oluyor, eş dost muhabbetler oluyor, toplumsal sohbetler oluyor. Ya iyi ki Canan var, Canan olmasa ne yapardım ben ya?